Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sezon 12 görevlerini yapacağız. Jake'in ve kendi kargo görevlerimizi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten birbirinden enteresan görevler var. Jake'i biliyorsunuz her gün bir kargo alabiliyorsunuz. Kargoyu alırken de asıl amaç bu K'yı bulmak arkadaşlar. Şu anda Milkor resminin olduğu yerdeki gizemli adamı bulmak aslında. Hem kargoları teslim edeceğiz hem de teslimat sürecinde bu adamı bulacağız. Günde de böyle farklı lokasyonlar veriyor. Sizlere alt yazılı bir şekilde Jake'in kargoluk görevlerini de anlatmaya çalışacağım. Bu arada bugün sadece bir görev değil, iki görev yapacağız. Aynı zamanda çekilişe katılmadıysanız son gününüz arkadaşlar. Yarın bu saatlerde çekiliş açıklanmış olacak. Bilginiz olsun, sizler de katılabilirsiniz. Bundan sonra da çekilişlerimiz olacak. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram ve Discord'dan da bizlere katılın. Linkler açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada iki tane Raider görüyorum. Bu Jake'in bu görevi Raider'larla alakalı. Şu anda kargosunu da aldık zaten. Kutu şeklinde geliyor arkadaşlar. Burada bir konuşma geçiyor. Sizlere de konuşmaları altyazı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Oyuna Türkçe yama gelmedi maalesef ama ben de en azından sizlere böyle destek olmuş olayım. Benden paketi istiyorlar arkadaşlar. Takas etmemi istiyorlar. İçinde tam ne olduğunu da söylememi istiyorlar. Ve biri sipariş edenin kendisi olduğunu iddia ediyor. Bakalım diğeri ne diyecek. Hadi, içinde farklı şeyler olduğunu söylüyor. Biri silah ve kurşun var diyor. Diğeri de pipo ve cennet gibi kiraz tütünü olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Birbirleriyle biraz tartışmaya başladılar. Kutuyu açmamı falan söylüyor ama hayatımın üzerine bahse girelim dedi diğer arkadaşına. Aralarında gerçekten mükemmel bir tartışma başladı. Raider bunlar, acımıyorum o yüzden. Silahlar çekecek muhtemelen, aynen. Silahlar çekildi, aman arada ben kalmayayım. Umarım çabuk halledersiniz ya. Birisi kalsın, o da yarım canlı kalsın. Onu da ben halledeyim, hatta kargoyu da alayım diye düşünürdüm ama Jake'in görevini tamamlamak için maalesef öyle bir durum olmayacak. Tarafı ben seçiyorum abi. Sıkacağım ama sopayla vurmam tehlikeli olabilir. Hangisini seçmem gerektiğini bilmiyorum. Yani ikisi de Raider sonuçta. Çok umurumda değiller ama şu sağdakini seçeceğim. O da bana sıkıyormuş abi. Diğeri hiçbir şey yapmıyor ki. Çok kötü ya. Neyse, kargoyu teslim edeceğiz. Umarım doğrudur. Evet, görevimizi de tamamlamış olduk. Arkadaşının yasını tutacakmış. Yani bu saatten sonra çok da önemli değil. İşte Raider'lar bu kadar salaklar arkadaşlar. Bu görevimizi tamamladık. Belli bir süre oluyor aynı zamanda. Bu görevlerde, Jake'in görevlerinde arkadaşlar. Bu süre içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Buna da dikkat edin. Açılan lokasyonlar aslında 23 günlük falan açılıyor. Yani sezon bitiş tarihine kadar açılıyor ama sizler açılan lokasyonun tarihine değil de sol kısımda Jake'den görevi aldığınızda çıkan tarihe, diyorum ya, geri sayıma bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bazı görevler 30 dakika sürüyor, bazıları da daha az. Bu arada öldürdüğünüz zombilerden kesinlikle beyin gibi bazı kargo malzemeleri çıkabiliyor. Onlara da dikkat edin. Jake'in görevini tamamladık. Gelelim şuradan kargolarımızı tamamlamaya. Günlük görevleri tamamladıktan sonra 400 Genesis puanla farklı kargo türleri açıyorsunuz. Ben de şu anda birini açtım arkadaşlar. Soğuk, buzlu, böyle kuru buzlu çevrilmiş bir kargoyu gönderiyorum ve torba sızdırmaz değilmiş arkadaşlar. Sızmaya başlamış kargo. Devam et dedim. Bakalım, malların bir kısmı kaybolmuş maalesef. Dinlenirken kargocular bodrumda bir kapak bulmuşlar ve içeriden kurtulma sesleri geliyormuş. Devam edin dedim ama yine bir kargoda bazı kayıplar yaşadık arkadaşlar ama puanlarımızı alıyoruz. Böyle olaylar olabildiği gibi bazen de ödüller verebiliyor. Şu anda bugün içerisinde aldığım diğer kargolardan ödülleri gösteriyorum size. 3 tane oak geldi. Sadece oak mı demeyin, yani bazı arkadaşlar ATV parçaları falan çıkmış. Efsane parçalar çıkmış. Bana da bugün gerçekten çok güzel parçalar çıktı. Sezon dışında alamayacağınız. Biri bu gitar şeklindeki yakın mesafe silah arkadaşlar. Kesinlikle size de çıkmasını isterim. Bende bir tane vardı zaten. Bu da ikinci oldu. Birini de sezon 7'de veya 8'de almıştım arkadaşlar. Bayağı eski yani. 4-5 sezondur böyle bir ürün gelmedi. Diğeri de arkadaşlar radyasyon için pantolon. Bunu kraterde almış olsaydım bu kadar sevinmezdim ama bu bölgede bu tarz bir kıyafet çok nadir bulunuyor arkadaşlar. Bu da benim için iyi oldu. Hem de bundan 2 ödül aldım. Bir su şişesi aldım. Bu farklı bir şey de olabilirdi arkadaşlar. Gelelim farklı bir Jake görevine arkadaşlar. Bunu da sizler için kaydettim. Jake görevlerini kaydediyorum. Farklı senaryolar var. Ve buradaki aslında senaryoları da anlamanızı istiyorum. Sizlere yine çevirisini yaptım arkadaşlar bu bölümünde. Raider'ların sığınağı gibi bir yer ve benim girmemi istemiyorlar arkadaşlar. Hatta birazdan muhtemelen aynen problem çıktı bile. Bir tanesinde tabanca var. Şunu alırsam, bu arada bu hapşurma olayı gerçekten çok kötü. Aldığımız kargoda alerjik bir şey var arkadaşlar. Umarım korona falan olmamışızdır. Aslında maskem de vardı. Onu taksaydım belki de etkileyebilirdi. Biliyorsunuz korona başladıktan sonra bir sezonla bize maske hediye etmişti. Onu kullansam acaba buradaki bu hapşurma durumunu keser miydi? Gerçekten çok merak ediyorum. Sizler deneyebilirsiniz. Hatta yorumlara da yazabilirsiniz. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Gerçekten tehlikeli bir bölge ve şu hapşurma durumundan dolayı sürekli vuramıyorum arkadaşlar. Yani o arada kaçırıyorum. Bak şimdi tekrar gelirse hatta yürümeyi bile yapamıyorsunuz yani. Bak aynen şu anda o kadar 4 kişi bana vururken ben hapşurmakla uğraşıyorum. Ya bu kadar enteresan bir kargo görmedim. Acaba K şu sezon videosunda da vardı. K maske takıyordu ya. Acaba bu yüzden falan mı takıyor acaba? Yani aklıma böyle bir şey geliyor. Muhtemelen bu kargodan dolayı da olabilir. Bilmiyorum ama Jake öyle bir durumda bize de haber vermeliydi. Biz de ona göre bunkerdan çıkan şu gaz maskeleri var ya, onlardan falan taksak en azından daha iyi olabilir. Daha burada bir sığınak var. Muhtemelen içeride asıl olaylar olacak. Bakalım şöyle ilerleyelim. Şu anda aynen düşmanları gördüm. Yok gibi diyecektim ama şurada 2 kişi var. Hatta burada bir olaylar dönüyor muhtemelen ya. Soruna ihtiyacımız mı var diyor. Aynen yani soruna ihtiyacımız var. Biz kargocuyuz. Bizim buraya girmemiz lazım yani. Görevleri yapmamız için. Sezonda da böyle ilginç görevler geliyor gerçekten. Yine iyi olmuş bence. Sezonun senaryosunu fena değil. Sevdim yani. Bu kargoları böyle basit olarak algılamayın arkadaşlar. Kargocuymuşuz gibi algılamayın. Biz burada askeri malzemeler taşıyor olabiliriz veya çok önemli Genesis'le alakalı böyle tedavi için kullanılan ilaçlar falan taşıyor olabiliriz arkadaşlar. Ya da araştırmalara hizmet ediyor olabiliriz. Belki de bu hastalık kurtulduğunda, oyunu bitirdiğimizde bizim sayemizde kurtulmuş olacak. Şurada da bir kapımız var. Hangisini açsam? Buradan devam edelim. Bir ok var çünkü. Bak ok muhtemelen kargoyu bırakmamız yeri gösteriyor haritada. Çok iyi. Abi kaç kişisiniz ya? Buradan yani buradan çıkamayacağımı tahmin etmiştim. Ben de buraya ona göre silahlarla geldim arkadaşlar. Şuradan aslında tek tek çekebilirsek mükemmel olacak ama nasıl çekebilirim bilmiyorum ya. Ya da köpekle bir şeyler yapabiliriz yani. En azından şu 28 olanı halledebiliriz. Şöyle gelsem acaba biri gelir mi sadece? Evet bak bu çok iyi oldu. Diğerlerini gelmeden birini çektik. Buradan da kapıyı hareket ettiğimde muhtemelen diğerleri gelecek aynen. Abi hapşurmak nedir ya? Yani adam bana sıkarken hapşuruyorum ya. Gerçekten 2 dakika kendini tutsan ne olur yani. Evet birini hallettik. Bu arada silahlarını falan da alamıyoruz. O da çok sıkıntı aslında. Burası gerçekten biraz zor olmuş ama bir tane modifiyeli silahla halledebilirsiniz. Bu arada modifiyenin ne kadar önemli olduğunu yeni kavradık. Aslında kavramıştık daha önceden de çok üzerine düşmüyorduk. Son zamanlarda Blackport'u sık sık yapınca artık modifiyelerimizi de geliştirmeye başladık artık arkadaşlar. Şuradan eşyalarımı da alayım. Bayağı da bir eşyam vardı yanımda yani hazır kargolarım falan vardı. Bakalım buradan ne çıkacak yani düşmanlar mı acaba yoksa başka bir şey mi? Abi K buradaymış. Paketim var mı diyor bana. Bu kadar çabuk tanışacağımızı hiç düşünmüyordum. Yani haftanın sonunda falan tanışırız diye düşünüyordum. Çarşamba gelmişti sezon. Çarşambayı bekler diyordum. Derimi kurtardığın için teşekkürler. Yine de ayrılmalıyım. Ocağı kapatmayı unuttum. Kampta görüşürüz dedi. Adamın geçtiğini gördüğümde devesteki son ganimetleri indiriyordum. Onunla yüz yüze görüşme şansım olmadı. Birkaç yıl önce bahsettiğim planı hatırlıyor musun falan diyor. Eski ağaçta bazı değerli eşyalar sakladım. Kendine iyi bak kardeşim demiş. Eski ağaç neresi acaba ya? Vallahi çok enteresan ya. Eski ağaç falan kampta görüşürüz demesi Kaan'ın bana neler olacağını bilmiyorum. Şu anda da şeye geldik arkadaşlar. Bu Cadılar Bayramı etkinliğine. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Burada Witch'in farklı bir versiyonu var. Üzerinde cadı şapkası var arkadaşlar. Normalde Witch biliyorsunuz şapka takmıyordu. Burada cadı şapkalı farklı bir versiyonu var. Oradaki gibi çok vurmuyor. Aynı zamanda canı da çok yok ama böyle yine çığlıklar atıyor arkadaşlar. Biz de çığlık attığında bayağı bir zor durumda bırakıyor. Hareket edemiyoruz biliyorsunuz. Bazı bossların böyle farklı versiyonlarını da yapmışlar. 15 Genesis puanı verdik. Buradan da bal kabağı ve şeker bol bol toplayın. Bu etkinlik daha çabuk gidecek çünkü. En azından kargolarda şaka malzemeleri gönderirken askerlere bunlardan gönderiyorsunuz. Buradan kutulardan da çıkıyor. 3 tane boss'tan çıkıyor. 3 şeker, 3 bal kabağı. Diğerleri de kutulardan falan çıkıyor arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için sizlerin yorumları ve like'ları çok önemli. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda abone değilseniz de mutlaka abone olun. Açıklamalar kısmında Discord ve Instagram linkleri ve çekiliş bilgileri yer almakta. Bizlere Instagram ve Discord'dan da katılın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.